Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Disney prenseslerinin en özel bebekleri premier serisini açacağız. Çok güzel bebekler çıkacak içinden. İlk Pamuk Prenses'e bakıyoruz. Burada 1937 yazıyor. Yani Pamuk Prenses ilk 1937 yılında gösterime girmiş. Burada Jasmine var. En sevdiğim prenseslerden biri. Jasmine de 1992 yılında gösterime girmiş. Bunlar bebek kutuları bu arada arkadaşlar. Bu da Cinderella'nın. Bu da 1950 yılında. Bayağı yaşlıymış bebeklerimiz gerçekten. Ama hala çok güzel, genç bir şekilde kalıyorlar bebek olduğu için. Önce Cinderella'dan başlasak acaba ya da Jasmine'den başlayalım bence arkadaşlar. Evet, kutumuzu açtık. Bakın, öncelikle size burayı tanıtmak istiyorum. Burada Jasmine'in ilk sinemaya çıkış tarihinin biletleri var. Biletleri koymuşlar. Jasmine bebeğini koymuşlar ve premium serisi olduğu için özel kostümle. Çok güzel bir kostümü var. Kırmızı şalı var. Ben bayıldım kostümüne. Az sonra açacağız. Yakından nasıl acaba? Kutunun içinden çok güzel gözüküyor. Kutusu da siyah renkte arkadaşlar. Benim de kemeri de bayıldım bu arada. Kutusu siyah renkte. Burada da Aladdin'in sihir lambasından bazı kesitler var. Minik notlar almışlar. Çok beğendim. Kutusunun bu mavi şeritleri de çok güzel. Hadi kutumuzu açalım. Evet arkadaşlar, çok güzel. Normal Jasmine'lerden daha uzun galiba saçım. Saç rengi simsiyah. Çok tatlı bir rengi var. Elbisesi de mavi ve kırmızı renklerde yapmışlar. Bakın, şalını da tutabiliyor. Ve bileğine de bir bilezik takmışlar. Çok beğendim. Hemen yakından Jasmine'imizi inceleyelim. Bordo renk ruj sürmüş. Kirpikleri de bakın çok uzun yapmışlar. Gerçek kirpik takmışlar. Bu da çok önemli. Gerçek kirpikli bebekleri çok seviyorum. Gerçekten harika duruyorlar. Küpeleri de gerçek küpeler gibi adeta. Boncuklu ve zincirli küpeleri var. Saçlarının önden duruşu da çok güzel ve yumuşak. Hadi şimdi Jasmine'in kendisi gelsin ve kendini tanıtsın. Merhabalar arkadaşlar. Ben Aladdin'in Sihir Lambası filmindeki Jasmine Disney Prensesiyim. Çok güzel bir prensestim. O yüzden premium serimi üretmeye karar verdiler. Ancak biliyorsunuz benim normal kostümüm şalvar ve göbeği açıkta bırakan bir üst şeklinde bir kostümüm var. Oriental kostümüne benzer. Premium serisi olduğum için özel bir kostüm tasarladılar. Kostümü kısaca anlatayım size. Altın rengi ve kırmızıdan el işlemesi yaptılar. Üzerine kırmızı bir şal verdiler. Ve çantam da çok güzel, çok uyumlu bence. Normal Barbie ve Disney bebeklerinden böyle tarz çantalar çıkmaz. Kolye ve küpe aksesuarlarım var. Aynı zamanda bileğimde de bileklik var. Arkadaşlar, şimdi 3 bebek açacağız. Siz en sevdiğiniz bebeği yorumlara yazarsanız premium serisinin en çok beğenilen bebeğini birlikte seçmiş oluruz. Bence premium serisinin en güzel bebeği benim. Yani yorumlara Jasmine yazabilirsiniz arkadaşlar. Pamuk Prenses ve Cinderella'yı da açacaksınız şimdi. Ama göreceksiniz, onlar benden daha çirkin kesinlikle. Arkadaşlar, Pamuk Prenses'e geldik. Jasmine'in çirkin demesini hemen unutalım. Çok kızdırdı beni. Pamuk Prenses 1934 yılında ilk biletlerini buraya koymuşlar. Normal alışık olduğumuz Pamuk Prenses kostümünden çok farklı. Bakın, tüylü bir şeyler var. Biliyorsunuz Pamuk Prenses'in kostümü normalde kırmızı, mavi ve sarı renklerinde olur. Bu değişik bir tarz yapmışlar. Kutusu da siyah yine. Çizgileri altın rengi yapmışlar. Jasmine'in maviydi. Jasmine'den değişik olarak. Yan tarafında da Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalından kesitler bulunuyor. Okuyabilirsiniz. Hadi şimdi açalım. Evet, kutumuzu açtık arkadaşlar. Çok güzel bir yok yapmışlar. Çok beğendim gerçekten. Diğer bebekte kırmızıdan şal vardı. Bunda ise kuyruk yapmışlar. Ben kuyruğu daha çok sevdim doğrusu. Hemen Pamuk Prensesimizi yakından inceleyelim. Klasik kısa saçlı Pamuk Prensesimiz. Ama saçlarını biraz kuaförde yaptırmış sanki. Küpeleri de çok tatlı. Bordo renk bir ruj sürmüş kıyafetiyle uyumlu. Kıyafette pullu arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Beni çoğunuz biliyorsunuzdur Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalından. Ben oradaki Pamuk Prensesim. Ancak premium serisi olduğum için normal klasik kostümümden çok farklıyım bu sefer. Bu kostümü kendim seçtim. Size kısaca kostümümden bahsedeyim. Ben krem rengini çok severim ve krem rengi bir elbise yaptırmaya karar verdim. Şal istemedim. Bu yüzden kırmızı bir kuyruk yaptılar arkama. Bence çok güzel oldu. Bu peluş etol aldım. Buna etol deniyor, şal denmiyor. Üşüdüğüm zaman bu peluş beyaz şeyi üzerime örtebiliyorum. Belimde zincirden yapılmış bir kemer var. En büyük özelliklerimden bir tanesi zaten. Herkes çok beğeniyor kemerimi. Çantam da altın renkli. Çok güzel. Beni seçmek için Pamuk Prenses yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet, Cinderella'mıza geçtik. 1950 yılına ait biletlerin görüntüleri.
Gerçekten çok uzun zamanlar geçmiş arkadaşlar. Biliyorsunuz Elsa'ların da önce filmi çıkar, sonra bebeği çıkardı. Bunlar da o şekilde olmuş. Önce tatlı Cinderella'mızın filmi çıkmış. Sonra da Cinderella bebeği üretilmiş. Bakın çok güzel kostümü var. Şu bileğindeki inci bilekliklere bayıldım. Çok güzel olmuş ve eldivenin üzerine takması da ayrıca güzellik katmış bence. Ben kutuyu inceleyelim. Kutumuz aynı yine, siyah. Burada da minik notlarımız var. Evet, kutumuzu açtık arkadaşlar. Cinderella'mız her zamanki gibi mavi rengi çok sevdiği için yine mavi kıyafet tercih etmiş, mavi bir şal tercih etmiş. Üzerinde kıyafetinin gümüş rengi işlemeler var. Ben çok sevdim. Çok ince işlemeler gerçekten. Bu arada arkadaşlar, bu bebeklerin fiyatı tam 100 dolar. Bakın burada da incisi var. Boynunda çok güzel takılmış. Tabii 100 dolar olduğu için böyle gerçek inciler, gerçek işlemeler, gerçek ipek kumaşlar kullanılıyor bu bebeklerde. Hadi şimdi Cinderella'mız gelsin de konuşmasını yapsın. Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? Ben Cinderella. Çoğunuz beni tanıyordur tabii ki de. Ben yine maviden vazgeçemedim. Benim klasik kostümüm de mavi renkli. Mavi rengi çok sevdiğim için yine bir mavi kostümle karşınızdayım. Ancak bu sefer mavinin içinde siyahlar ve inciler de var. El işlemesi kostümüm gerçek ipekten yapılmış. Biraz bu premium serisinin bebekleri pahalı olduğu için işlemeleri ve kumaşları çok özel. Aksesuarları da aynı şekilde gerçek inciden kolyem ve bileziğim yapıldı. Beni seçmek için Cinderella yazabilirsiniz. Bu arada çantamı da dikkat ettiyseniz şeffaf renkli. Biliyorsunuz benim ayakkabım da şeffaf renkti. O yüzden çok uygun oldular. Bunu günlük hayatımda da kullanabilirim. Arkadaşlar artık videomuzu bitirelim. Siz de yorumlara en sevdiğiniz bebeği yazınız. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.